Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi mübarekte ettiler ki kim ihsan amallikte cismi afiyette tong attırsa ve huzurda bir külli rızkı bolsa unga bütün dünya boysundurup koyulgandektir dediler. İmam Bukhari, Tirmizi ve İbn-i Macar rivayet kılgan hadiste. Kullik yemişi var mı? Böyle hiç narsana gam kılmayın. Çünkü bu dünya mazaklanadigan, rahatlanadigan, kayfu safa kıladigan diyor mez. Eğer şunaka diyor bugün de Allah Ta'ala ceza olarak bizni atamız Adem aleyhisselamını cennetten bir yerge düşürmegen bolardı. Yani bu dünya unaka dünya mez. Hemi nimetler bitedigen fani dünya. Yaşlar kariydi, sağlar kesel boladı, hayatlar oladı, şunu da dünya. Demek bu dünyadan lezzet, rahat izlenmeydi. Onun için Allah Ta'ala alakada bir alemini, ahiretini, cennetini yer edip koyuptu. Allah Ta'ala'nın ana şu Ar-Rahman, Ar-Rahim sıfatlarına ulamalar misal kilitlidir. Tasavvur kıyın dediler, siz ailede atasız. Tutta, üçte farzendiyiz var. Atalik burcu deyip, hammasiga yedirasiz, bir xil yedirib, kiydirib, ishtirasiz, ta'minotini qilasiz. Lekin farzandingiz ichida bittasi sizga xolis bir xizmat qiladi. Sizga muhabbati boshqacha, otajon deb kutib oladi. Nima qiyinchilik bo'lsa, yoningizda yelkasini tutib turadi. Endi bu farzandga siz ulardan ko'ra boshqacharoq nima qilasiz, mehr berasiz. Yaxshiroq narsani ilingingiz kelib turadi. Bu kalbiniz koymaydı. Bu narsa sizge nisbeten bolan. Allah Ta'ala'da ham bandalarga okşamaydı. Lekin bandası Allah Ta'ala çizip bergen, çizikden yürüdügen bolsa, indi Allah Ta'ala'nın rahmeti onge başka çarak düşerken. Başka çarak tecelli kıladı. Allah Ta'ala Al-Quddus ismi bilen bandagi yakınlaştı mı, bütün napakliklerden tozalaydı onu. Ham cesedini, kalbini, ruhunu, ülfetlerini, ailesini, konu kuşnisi ve hammasi de pakliğini topadı. Eğer Al-Quddus ismini aytib dua kıladigan bo'lsa.